Şunu soracağım. Madem biz sergini şu anda masaca çok ciddi bir şekilde eleştiriyoruz. Adam bugün kaptan seçildi takımı tarafından. Başarılı bu nasıl oluyor? Peki? Performansı o, o bizim iyi. problemimiz değil ki. Yani arkadaşlar Problemi bizim problemimiz değil derken hani şimdi adam kaptan seçildi ve bu oylamayla yapılıyor ve kendi takım arkadaşlarının oy verdiği bir durum var ortada yani. Bunu da değerlendirmemiz gerekmiyor Takımlarda sırayla herkesi kaptan evet. yapıyorlar. Yani kaptan e zaten şu sıralık an, bir durum yok Sıra Derken an. yani hepsini bir kaptan yapalım diyorlar. Yani öyle illa şu kaptan olsun bu kaptan olsun diye bir şey yok. Mesela Melis'i de kaptan yaptılar değil mi? Daha Evet. Geçen Melis evet, kaptan. Evet. Yapıyorlar yani. Hani herkesi bir onore etmek, bir havaya sokmak. Tamam, bir, ama sonuçta şu anda yani bu kadar etrafındaki insanları cahil gören e, veya işte füzük saldıran diye kaptan Oylara bak şu anda böyle sergeni kaptan seçelim. herkes olsun tadında değil. Bu sefer Çoğunluk iyi geçindiği için Sergen'e oy verdi. Şimdi Çağrı'yı yazmadı gitti İsmail'i yazdı Çağrı'dan bir artı aldı oradan. Gitti sen Melis'e bağırıyorsun gibi Melis de çok iyi Melis'ten zaten aldı. İlayda'yı da arası iyi Batuhan'la zaten İsmail'le olaylar farklı. Şu an çoğunluktan dolayı oldu yani biz Sergen'e kaptanlık verelim de mutlu olsun onur olsun değil. Yani çoğunluk şu an saat Sergen için işliyor şu anda var başka bir yere gitmeye başladı. Yani bir an önce performans olarak da kendilerine gelmeleri lazım. Böyle çünkü 5'te 4 mü yaptı bugün Sergen? Evet evet. Performans Sergen 5'te 4 yaptı. Batuhan da Biraz dili açıldı. Olaylara karışacak. Oylamalarda çok farklı yerlere gidebilir. Yükselebilir mi diyorsun? Evet. Yükselebilir mi diyorsun? Yükselebilir. Yani yokken birinci olunca Sergen bu performansla bir de olaylara karışınca iyi Ama ya, bence da ya da kötü. Ama bence zaten Sergen'i belki de birinci yapan şey yokluğuydu yani. Ama hani haklı ya da şimdi haksız o kadar çok taraf, ortada olan insanlar... şimdi taraf oldu ya. Şimdi İsmail'i sevmeyenler Ser, Sergen'e oh ne güzel dedi diyorlar mesela. İsmail'i sevmeyenler. Size ne söyleyeyim da... İsmail bu hafta ağzını kapatsın hiçbir birinci kelime olur. konuşmasın evet. SMS birincisi. Evet zaten ödüllere çok gideme. gidemeyecek aç kalacak. Tabii o da, o da olur. Bak hatası olmasına rağmen. Bak o çünkü... Bir adama bu kadar net ve ağır konuşamazsın sen. Evet. Ve de karşındaki adam da sert bir adam. Hayır, tamam bir de şöyle mi? bir şey yani var işte, Fiziksel bir... olarak sert görünümlü bir adam. Tabii. Ona rağmen ondan çekinmiyorsun da buna lap 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 söylüyorsun yüzüne. Adam gene bir şey demiyor. Bak istifini var yani şimdi. Ben o noktada ona katılmıyorum. Yani şimdi adam fiziksel olarak güçlü diye düşüncelerini söylemeyecek diye bir durum söyleyecek, yok. Ama güzel zaman. bir dille kendini ifade edebilir. Ama serginin gerçekten kullandığı kelimeler yıpratıcı yani. Zarar verici <laughs> kelimeler seçiyor böyle sanki cımbızla hepsini çekiyormuş gibi şöyle insanların ağzından bazen bazı kelimelerde çıkar hani istemediğimiz evet, kelimeler evet. çıkar yanlışlıkla olur istemediğim bir zaman diliminde gerçekleşir ama ısrarla o kelimeleri seçmesinde de bana bir problem var gibi Bakın geliyor şöyle bir şey daha var Semi. ben ne bekledim biliyor musun şimdi tabii ki İsmail de biraz takıntılı takıyor isminin yazıldığına takıyor hatta ne dedi çok güzel bir kelime söyledi sen dedi ee, benim beni kıs yani kıskanıyorsun değil de hani benim birinciliğimden rahatsız oluyorsun. O yüzden beni yazıyorsun tarzında bir şey söyledi. Ama yani şunu da cevap verebilirdi Sergen diyebilirdi ki tamam ben seni yazmak istedim. Seni yazdım diye de kesir patabilirdi de. Yani evet. ve altını doldurduğu nedenler de hiç olmadı ya. Yani. Evet. Olmadı. Çok özür diliyorsun. Sen çok özür diliyorsun. <laughs> çok özür diliyorsun. Sergen'cim sen geçen <laughs> konseyde takım adına Melis'ten özür dilemedin mi? Uyarıldın ondan sonra çağır dedi benim adım özür dilemedi dedi. Her gün de diyebilir. Sen kadını koruyarak burada şova çevirmeye çalışıyorsun olayı dedi. Sonra tamam o zaman ben kendi adıma ortada özürlük bir şey yok. Kendi adına özür diledi. Yani ya Sergen, sen öyle, sen İsmail her adam. gün de özür dileyebilir. İsmail'in öyle bir şey yok ki ama. Bak şimdi burada da olmuyor. Yok da...